Bu alıştırmamızda Autodesk Inventor'ın teknik resim ortamındaki ölçülendirme özelliklerine bakacağız. Görünüşlerin ölçülendirilmesi isimli klasörümüzün altında ilk teknik resim dosyamızı açıyoruz. Ölçülendirme özellikleri Annotate çevirip menüsü altında yer alır. Dimension komutu genel ölçülendirmelerin tanımlanması için kullanılır. Bu modelleme ortamında eskizlerden bildiğimiz ölçülendirme komutuyla aynı şekilde çalışmaktadır. Nokta ya da kenarlar seçilerek daha sonra ölçünün yerinin tanımlanmasıyla devam edilir. Ekstradan bir diyalog kutusu açılır ve bu diyalog kutusunda ölçü yazısının özellikleri değiştirilebilir. Edit Dimension when Created seçeneği aktifse o zaman her ölçüyü yarattığınızda bu diyalog kutusu açılacaktır. Bu bölümden ölçü yazısının önüne ya da arkasına değişik semboller yerleştirmeniz mümkündür. Burada görmüş olduğunuz kısım ölçü yazısının olduğu kısımdır ve bunu silemezsiniz. Bunun önüne ya da arkasına değişik bilgiler gidilebilir. Height Dimension Value ise ölçü değerinin gizlenmesi için kullanılır. Buradaki düğmeye bastığımızda yazı editörü açılır ve yazı editörüyle ölçü yazısının özelliklerini ayarlayabilirsiniz. Precision and Tolerance bölümü bu ölçü için bir tolerans tanımlanmasını sağlar. Bunu kaldıralım ve OK ile devam edelim. Benzer şekilde örneğin açı ölçülendirmeleri ya da yarı çap çap ölçülendirmeleri Dimension komutuyla yaratılabilir. Hizalı ölçülerin yaratılması için yapmanız gereken farenizin hareketleriyle ölçüyü tanımlamaktır. Şimdi de otomatik ölçülendirmelere bakalım. Bunun için ikinci dosyamı açıyorum. Burada bir mil görüyorsunuz ve bu milin otomatik olarak ölçülendirilmesine bakalım. Annotate çevirip menüsüne gidiyorum ve Baseline komutunu çalıştırıyorum. Baseline komutunda benden nesneler seçmem istenir. Burada görmüş olduğunuz mil parçalarını seçiyorum ve sağ tuştan Continue ile devam ediyorum. Daha sonra düşeyde ya da yatayda ölçüleri yerleştirebilirim. Dikkat ederseniz ölçüler arasındaki mesafe ve ölçülerin hizalanması da otomatik olarak sağlanmış oldu. Bu komutun bir başka türü olan Baseline Set'e bakalım. Çünkü buradaki kullanabileceğimiz işlemler biraz daha farklılaşabiliyor. Baseline'a girdik. Benden yine nesne seçmemi istedi. Nesnelerimi işaretledim. Sağ tuşla devam ettim ve ölçüleri yerleştirdim. Şu ana kadar her şey aynı gibi duruyor. Fakat burada dikkat ederseniz ölçüler bağımsız davranıyor fakat burada ise bir grup olarak davranıyor. Dolayısıyla burada yapabileceğim ekstra işlemler var. En sağdaki ölçünün üzerine geldim. Sağ tuşa bastım. Sağ tuş menüsünden Make Origin komutunu çalıştırdım. Dikkat ederseniz benim yeni ölçü grubumun orijin noktası en sağdaki ölçü oldu ve diğer ölçüler buna göre düzenlendi. Bu ölçü grubuna yeni ölçü eklemek için yine sağ tuş menüsünden Add Member komutunu kullanabilirsiniz. Daha sonra yapmanız gereken yeni ölçünün bitim noktasını göstermek ve bu ölçü bu grubun içerisine otomatik olarak yerleşir. Gruptan bir ölçü silmek için o ölçünün üzerine geliyorum, sağ tuşa basıyorum ve Delete Member komutunu çalıştırıyorum. Buradaki düzensizliği halletmenin yöntemi ise oldukça basit. Yine sağ tuş menüsünden Arrange komutuyla yeniden düzenlenmeyi sağlamak. Arrange komutunu eğer örneğin bu şekilde ölçüler kaymış ise kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken sağ tuş menüsünden Arrange komutunu çalıştırmak ve grup otomatikman güncellenir. Şimdi de ordinat ölçülendirme özelliklerine bakalım. Bunun için üçüncü dosyamı açıyorum. Ve burada bir açınım görüyorsunuz. Bir saç açınımı.
Bu açılım üzerinde ordinat ölçüleri tanımlayacağız. Yeniden Annotate Sheet menüsüne gidiyorum ve Ordinate Set komutunu çalıştırıyorum. Öncelikle bir origin noktası seçmem istenir ve daha sonra bu origin noktasına göre diğer nesnelerin oluşturulması sağlanır. Dikkat ederseniz Task Inventor ölçü yazılarının çakışmaması için ölçü çizgilerini otomatik olarak kırpmaktadır. Daha önceki örneğimizde olduğu gibi bu da bir grup olarak davranır. Dolayısıyla bu grup üzerinde işlem yapmam mümkündür. Örneğin bir elemanın üzerine gelip sağ tuş menüsünden Delete Member ile o elemanı kaldırabilirim. Yeni bir eleman eklemek gerektiğinde ise yine sağ tuş menüsünden Add Member ile yeni elemanın noktasını işaretlerim ve bu ölçüde çizime yerleştirilmiş olur. Bir başka ordinat ölçülendirme komutumuz da Ordinate komutumuz. Burada seçim yöntemleri biraz daha değişiktir. Sizden bir görünüş işaretlemeniz istenir ve daha sonra o görünüşte bir orijin noktası belirtmeniz gerekir. Bu orijin noktası 0,0 noktası anlamına gelir. Daha sonra ölçülendirilmesini istediğiniz nesneleri işaretlersiniz ve Continue ile devam ettiğinizde ordinat ölçüleri çizime yerleşir. Origin noktasını gösteren sembolü burada görüyorsunuz. Bu sembolün üzerine gelip sağ tuşa bastığımda Hide Origin Indicator ile sembolün gizlenmesi mümkündür.